Evet değerli öğretmenlerim, spor yöneticilerinin ilkelerinden bir soru gelmiş 2021 yılında okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bir spor yöneticisinin göz önünde bulundurması gereken ilkeler arasında yer almaz gibi bir sorumuz var her durumda personele karşı tarafsız davranmalıdır. Bir işe işi yapabilecek yeterlikte insanlar almalıdır. Birbirine denk iş yapan ve aynı mevkide görev alan çalışana farklı ücret ödemelidir. İşe alınan kişi yasalara uygun olarak çalıştığı sürece işinin elinden alınmayacağına, haklarının verileceğine güvenmelidir. Takım çalışmasına olanak sağlayan bir ortam oluşturulmalıdır. Arkadaşlar burada spor yöneticisinin ilkelerinden bahsetmek gerekmekte. Mesela tarafsızlık ilkesi. Tarafsızlık ilkesi mesela yeterlik yeterlilik ilkesi bunun dışında denklik ilkesi eşitlik ilkesi yetiştirme güvenirlik güvenirlik bir de güç birliği güç birliği. Şimdi buranın mantığı şu arkadaşlar tarafsızlık işe alırken ee, liyakata önem vermek yani babanın oğlu olduğu için kimseyi işe almamak demek açıkçası yeterlilik. İş verirken yeterli insanlara vermek. Tamam yeterli insanlara vermek. Denklik eşitlik işin maddi boyutudur arkadaşlar. Denklik dediğimiz şey şu. 10 tane iş yapmışsan 10 iş parası alman. Yani yaptığın işe denk ücret alman. Denklik. Yaptığın işe denk ücret. Eşitlik ise ikimiz aynı işi yapmışız. Aynı ücretler almamız. Yani ben 10 iş yaptım. Evet 10 ücret aldım bu denklik. Ama sen de 10 iş yaptın. İkimize aynı ücret ödenmesi eşitlik. Yani eşitlikte iki kişi vardır. Unutmayınız. Yetiştirme ise işe alımdan sonra onun işte hizmet içi eğitimlerle, seminerlerle yetiştirilmesini sağlamak. Güvenirlik dediğimiz şey şu. İşe alındıktan sonra işinin elinden alınmayacağına dair garanti vermek ve güç birliği onları tek çatı altında toplayıp aslında takım çalışmasına olanak sağlayan bir ortam oluşturmak. Hemen soruya dönelim. İlkeler arasında yer almaz. Zaten basit bir soru. Her durumda personele karşı tarafsız davranmalıdır. Bir işe işi yapabilecek yeterlikte insan almalıdır. Deniz bakalım. Yasalara uygun çalıştığı sürece işinin elinden alınmayacağına haklarının verileceğine güvenmelidir. Takım çalışmasına olanak sağlayan bir ortam oluşturulmalıdır. Zaten Edirne şıkkı güç birliği, Denizli şıkkı güvenillik, Bursa şıkkı yeterlik, A şıkkı tarafsızlık. Ceyhan'a bakalım. Birbirine denk işler yapan ve aynı mevkide görev alan çalışana farklı ücret ödemelidir. Eşitliğe tamamen aykırı. Cevap bu yüzden Ceyhan.